5 tane kovanımız vardı. Eşimle önce yapıyorduk. Daha sonra da 40 tane kovanımız oldu. Devlet desteğiyle oldu abi. Devlet destek verdiği için. Şimdi de bizim 150-160 tane kovanlarımız var. Abi ben isteyerek bu işi çok sevdiğim için. Eşimle beraber yapıyoruz şu anda bu işi. Arıcılık mesleği çok güzel bir şey. Hem zor hem de güzel. Çıtaları 1500 tane, 1600 tane çıta tek başıma yapıyorum. Yani çıtaları kompresörle hepsini tek başıma çakıyorum. Delmesi var, mumlaması var, delmesi, yani tellemesi hepsi var abi. Hepsini tek başıma yapıyorum onları. Eşim olmasa bile hani tek başıma yapabiliyorum. Hepsini de anlıyorum, yapabiliyorum da. Balsamını da yapabiliyorum, almasını da. Yani hepsini yapabiliyorum abi. Yemekte, evde, yani ev işi de, arı işi de, oyun işi de hepsini yani yapıyorum ben. Vallahi zaten ballarımızı da aldık. Sağımına geçeceğiz birazdan da. Abi evet, havalardan dolayı. Yağmur vardı, soğuktu, rüzgardı ama yine de nasibimiz neyse onu aldık yani iyiydi. Çıtadan tut, tellemesinden, mumlamasından, sağımından, bazen ben şehire gidiyorum işte o arılara bakıyor, oğlu arıyor, işte uğraşıyor arılarla. Balma zamanında zaten sağımda yardımcı oluyor. Yani %90 işi o yapıyor yani. Bir nevi işte nasıl söyleyeyim sana, yani erkek arı kovanda çalışmaz yani, bedavadan yer içer. İşte ben de öyle olmuşum şu an. Yani Süpermen, daha doğrusu bizim Süpermenimiz baba. Yani bütün işi o yapıyor.